Tabii bugün bu salondaki insan serini, bu muazzam coşkuyu, bu muazzam heyecanı gördüğümüz zaman Berhut Erbakan hocamızın Allah gani gani rahmet etsin. Hocamızın aklınıza geliyor. Ne diyordu? Diyordu ki bu davaya kimse ama kimse şeref katamaz. Bu davaya katılmakla herkes ancak ve ancak şeref olur diyordu. Allah razı olsun. Şimdi bu sözü neden hatırladık? Çünkü Erbakan hocamızın bu kadar şerefli bir dava olarak nitelendirdiği bu hak davanın ne kadar muazzam bir dava olduğunu, ne büyük bir şeref olduğunu bugün Arnavutköy'deki bu atmosferle, bu insan seviyle bir kez daha görüyor. Bu bereket, bu coşku, bu heyecan, bu muazzam insan seviyi ancak ve ancak bu hak davanın bereketiyle meydana gelmektedir. Şahısların ismiyle, gayretiyle veya bazı şahısların nedeniyle bu muazzam tablonun oluşması mümkün değildir. Bu muazzam tablo müntesibi olduğu milli görüş davasının bereketini. Aynı bereket, aynı tablo 17 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda da gerçekleşmiş. Kuruluşumuzun üzerinden 11-11,5 ay geçmiş olmasına rağmen ve bugün de olduğu gibi en ağır karartmaya, perdelenmeye medya ambargosuna rağmen 50 bine yakın insanlar Türk siyaset tarihinin en büyük genel kurulunu gerçekleştirmiş. O konferansta. O kongre salonuna girmeden dahil. Kongre salonunun bahçesindeki o muazzam insan serini gördüğümüz zaman, daha sonra salonun içine girdiğimizde o muazzam atmosferi gördüğümüz zaman yine bugün söylediğim bir sözün aynısını söylemiştim. Bu ne muazzam, ne şerefli, ne büyük, ne kutlu bir davadır ki onun yolunda yürüyen, o davaya hizmet edenlerin yardımcısı Cenab-ı Allah oluyor ve bu muazzam bereketi Cenab-ı Allah nasip ediyor. Orada 17 Kasım'da Ankara Arena Spor Salonu'nda da bu muazzam tabloyu görmüştük. Bunların hepsi biraz evvel de söylediğimiz gibi şahıslar dolayısıyla değil, Cenab-ı Allah'ın yardımı ve bu hak davanın bereketi dolayısıyla. O kongremizle ilgili hemen hemen il başkanlarımızın tamamı bir sonraki il başkanları toplantısında ne dediler biliyor musunuz? Başkanım Allah sizi inandırsın. Bizim ilimizden kaldırdığımız, getirdiğimiz otobüs kadar otobüs, bir misli daha otobüs getirecektik. O kadar insan geldiler, ancak maddi imkanlarımız yeterli olmadığı için ilave otobüs tutamadık. Getirdiğimiz insan kadar bir misli daha insan getirecektik dedi. Bu gerçekten de muazzam bir berekettir. Cenab-ı Allah sonsuz şükürler olsun. Aynı bereketi bugün Arnavutköy'de de yaşıyoruz. Cenab-ı Allah bu hak davaya layık dava ehli olmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Şimdi 17 Kasım'da büyük kongremiz Türk siyaset tarihinde bir ilkti demiştik. Bugün 23 Ekim'de Arnavutköy'de de yine Türk siyaset tarihinde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Neden? Çünkü izleyiciler, misafirler salondaki koltuklar ve koltukların arasında koridorlar yeterli kalmadığı için en son gördüğünüz gibi kürsüye kadar bağımsız milletvekili adayı olarak siyaset sahnesine çıktığı için
siyaset sahnesinde olmadığı için o tarihte dediler ki evet Erbakan Hoca çok yetişmiş, çok vatansever, çok düzgün bir insan ama çok da güzel konuşuyor ama bir çiçekle bahar olmaz dediler. Merhum Erbakan Hocamızın meşhur tarihi cevabını hatırlayacaksınız. Bunu kendisine söylediklerini dedi ki evet bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. Defalarca çeşitli operasyonlarla, oyunlarla bölünüp parçalanmasına rağmen halen daha bu kadar gençler, bu kadar hanımlar, bu kadar gözleri parlayan dava ile bu bereketi yaşıyoruz, bu toplantıları yapıyoruz. İhlası, samimiyeti, halis niyeti ve siyaseti bugün pek çoklarının yaptığı gibi bir ticaret olarak değil, bir ibadet olarak yapma niyetiyle bu yola çıktığı için oldu. Cenab-ı Allah bizleri de yolundan, rızasından ayırmasın. Amin. Her zaman hocamızın yürüdüğü istikametten ayırmasın. Amin. Hepsimize uydurmasın. Amin. Aynen her zaman hocamız gibi yıllar sonra bile bu millete, bu ülkeye, insanlığa yapmış olduğu hayırlı hizmetler dolayısıyla dualarla, özlemle, hayırla anılmayı bizlere de nasip eylesin. Amin. Amin. Şimdi tabii bu muazzam manzarayı, bu tabloyu gördüğümüz zaman malum çevrelere de hak veriyoruz. Neden hak veriyoruz? Yeniden Refah Partimiz kurulduğu günden bugüne kadar muazzam bir karartma, yok sayma, görmezden gelme, medya ambargosu, anket manipülasyonu, anket firmalarının sorduğu sorularda yeniden Refah Partisi seçeneğine yer verilmemesi, evet, yeniden Refah diyen seçmeni kararsızlar hanesine yazmaları, bu kadar operasyona, bu kadar gayretlerine rağmen Arnavutköy'de salonlar böyle yararlar gibi patlıyorsa bir de bunu yapmasalar kim bilir ne olacak? Kendilerine diyoruz ki boşuna çabalıyorsunuz. Korkunun ecele faydası yoktur. Hakkın karşısında hiçbir güç duramaz. Doğrunun karşısında hiçbir güç duramaz. Ne kadar engelleseniz de, ne kadar karartma yapsanız da, ne kadar yok saysanız da aynen birinci 40 yılda olduğu gibi ikinci 40 yılda da Cenab-ı Allah'ın yardımı ve bu hasbi dava evlerinin gayretiyle, fedakarlığıyla yeniden gireceğiz. Bu milletin yüzünü yeniden bir girizgah yaptıktan sonra elbette ki çok değerli arkadaşlar.
Arnavutköylüler, misafir teşkilat mensupları, Arnavutköy'deki gençlik ve hanım teşkilatlarımız, ilçe yönetimimiz ve aynı zamanda bu tablonun oluşmasında büyük emeği olan, büyük pay sahibi olan kıymetli ilçe başkanımız, kıymetli il başkanımız, hepsine ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinize bir kez daha ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, elbette ki kıymetli basın mensupları, güvenlik güçleri, hepsine de ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Kongreniz hayırlı olsun, geceniz hayırlı olsun, kazanız mübarek olsun. Ve tabii bugün bir diğer hususiyeti var. 23 Ekim akşamı bu toplantımızı yapıyoruz. Bundan 16 sene evvel 23 Ekim'de ben Ruhu'dan Erdoğan Erbakan annemiz Hakkı Rahmet'ine kavuştum. Kendisine hayırla, özlerle yad ediyoruz. Rahmetle anıyoruz. Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Cenab-ı Allah bizleri kendisiyle cennetinde buluştursun inşallah. İlçe kongremizde siyasi konulara, siyasi gündemede değinmemiz gerekir. Neden yeniden refah, neden milli görüş, bunun cevabını tatmin edici bir şekilde vermemiz gerekir. Zaman zaman eğitim toplantılarından, Milli Siyaset Akademimizdeki konuşmalarımızda hep değiniyorum. Diyorum ki, peygamberler asırlar boyunca neyin mücadelesini verdi? Peygamberler sadece insanlar namaz kılsınlar mücadelesini verdi. Sadece insanlar oruç tutsun, beden temizliğine dikkat etsin, hacca umreye gitsin, kurban kessin, Kur'an okusunun bir mücadelesini vermedi. Sadece insanlar tesettüre riayet etsin, iyi ahlaklı, iyi sözlü insanlar olsun, yardımsever, dürüst insanlar olsun, bireysel ibadetlerini yerine getirsinler. Peygamberler asırlar boyunca sadece bu saygılı hususlarla mücadele verdi. Bunlarla birlikte asıl olarak peygamberlere İki temel düsturu vardı. Onlardan bir tanesi yönetimde adalet, ikincisi de paylaşımda adalet. Zaten dönemin zalimleriyle, müşrikleriyle olan savaşları, mücadeleleri, onlara sıkıntı ve zulüm reva görmeleri müşriklerin asıl olarak bu iki sebepten dolayı o. Sadece bireysel ibadetler, namazla, oruçla, hacla, umreyle, tesettürle işimiz bitseydi, o zaman işimiz kolaydı. Ama asıl olarak bizim inancımız, bizim davamız, bizim medeniyetimiz, en başta peygamberlerin yürüdüğü istikamet, iki tane olmazsa olmaz maddeyi ortaya koyuyor. Nedir o? Yönetimde adalet, ikincisi de paylaşımda adalet. Şimdi bu iki önemli husus açısından baktığımız zaman, Türkiye'mizin bugün ne kadar da çok milli görüşe ihtiyaç duyduğunu açık bir şekilde inşallah ortaya koymuş olacak. Bugün Türkiye'ye baktığımız zaman sizler de yaşadığınız bölgede muhatap olduğunuz çevrelerle bu söyleyeceklerimizi birebir yaşıyorsunuz ve şahit oluyorsunuz. Bugün Türkiye'de herhangi bir görevlendirme, bir atama, bir işe alma yapılacağı zaman kriterler neye göre belirleniyor? Eğitim düzeyine göre mi? Tecrübesine göre mi? Kıdemine göre mi? Ehliyetine ve liyakatine göre mi?
Hayır maalesef. Peki neye göre belirleniyor? Adamına göre, adamına göre. Zengine göre, zengin. Eğer iktidarın adamıysa o zaman üniversite diploman olmasına dahi gerek yok. Hatta bir tane değil, 5 tane, 10 tane, 12 tane maaş hazır seni bekliyor. Peki iktidarın adamı değilse istersen 3 tane üniversite diploman olsun, istersen doktoran olsun, istersen 3 tane yabancı dili ana dilin gibi konuş, istersen 20 sene tecrüben olsun, hiçbirisi para etmiyor. Sınavdan en yüksek notunu alsa geliyorlar, mülakatta seni geliyorlar. Olur mu şimdi bu? Efendim biz ihrama giriyoruz, umreye giriyoruz. Hepimiz imam hatip mezunuyuz. Namaz kılıyoruz. İyi de ben biraz önce de dedim. Bizim inancımız, bizim davamız sadece imam hatip, Kur'an kursu ve tesettürden ibaret değil. Namaz kılıyorsun, Allah kabul etsin. Onu sen kendin için kılıyorsun. Kendi mükellefiyetin, kendi ibadetin. Başını örtüyorsun, Allah kabul etsin, kendin için örtüyorsun. Kendi mükellefiyetini yerine getiriyorsun. Asıl Cenab-ı Allah bizlerden insanlığa faydalı olmamızı istiyor. Asıl bunu emrediyor. İnsanlığa, millete, topluma nasıl fayda olacak? Adaleti tesis ederek fayda olacak. Senin ibadetini
göre mi yoksa muhalefete veya vatandaşa göre mi? AK Parti ise başka, sıradan vatandaşsa başka, iktidarsa başka, muhalefetse başka. Böyle şey olur mu Allah aşkına? Efendim biz de milli görüşçüyüz. Ya siz milli görüşün daha meclisini anlamamışsınız. Milli görüşün meclisi adaletle başlar, adaletle. Bırakınız kendi vatandaşınıza adil davranmayı. Milli görüş, Hristiyan'a dahi adaletle davranmak demektir. Ateiste de adaletle davranmak, Budiste de adaletle davranmak, Amerikalı'ya da, Alman'a da, Japon'a da, Hintli'ye de, Bangladeşli'ye de, Afrikalı'ya da, herkese adaletle davranmak, 7 milyar insanın kul haklarına sahip çıkmak, muhafaza etmek demek. Ama işte sizin uygulamanız ortaya. Allah razı olsun. Adaletin olmadığı bir ülkede, ehliyet ve liyakatin geçer akça olmadığı bir devlet yönetiminde huzurun ve barışın tesis edilebilmesi mümkün olmaz. Kardeşliğin tesis edilmesi mümkün olmaz. Saadet ve selamet bulunması mümkün olmaz. Ekonomik gelişme olmaz, büyüme olmaz, yatırım olmaz, sanayi olmaz, teknoloji olmaz. Hiçbir şey olmaz. Her şeyin başı adalettir. Ancak maalesef partilerin isminin daha ilk kelimesi adalet olmasına rağmen 19 senenin sonunda ortada adaletin asını bile göremiyoruz. Tabii bu örnekleri çoğaltmak mümkün ancak bu kadarı bile aslında yeterli hata bile. Peki adalet dışında diğer alanlardaki durum nasıl? Bakanlıkların, devlet kurumlarının durumu nasıl? İşte Milli Eğitim Bakanlığı, isminin başında milli ibaresi var ama Amerikan Fulbright Komisyonu'na teslim olmuştur. Amerikan Fulbright Komisyonu ne derse, hangi istikameti çizerse ona göre müfredatı ve eğitim sistemini düzenleme durumunda kalıyor. Tarım Bakanlığı Bill Gates Vakfı'na tabi olmuştur. Bill Gates Vakfı ne diyorsa Tarım Bakanlığı onu yapmak durumunda kalır. Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü'nün şubesi olur. Dünya Sağlık Örgütü ellerine ne kağıt verirse Erbakan Hoca'nın dediği gibi spikerlik yapıyor. Onun yazdığı maddeleri gelip burada okuyorlar yavaş. Öyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sağlık Bakanlığı mı olur? Dünya Sağlık Örgütü'nün. Dünya Sağlık Örgütü'nün buradaki şubesi olmuşsunuz. Türkiye'deki distribütörü olmuşsun. Peki TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu. Şimdi bununla ilgili sosyal medyada espriler yapıyorlardı. Diyorlardı ki ya bunun asıl açılımı şu, Tayyip Bey'i üzmeyecek istatistikler kurumu diyorlardı. Şimdi tabii mevcut iktidar kendisini hayır kurumu zannediyor diyordu. Tam olarak ne olduğundan emin değil. Habire sadaka verirsen sosyal yardım dağıtıyor diyordum. Şimdi aynı şekilde TÜİK de kendisini TÜİK'le zannediyor. Bir kimlik problemi var. Neden? Çünkü TÜİK devamlı yeni icatlar yapıyor. Nedir o icatlar? Fiyatlar arttıkça düşen enflasyon oranı icat ediyor. Dünyada ilk defa Türkiye. Dünyada başka bir yerde böyle bir enflasyon yok. 196 ülkede fiyatlar arttığı zaman enflasyon artıyor. Ama bizim TÜİK'in özel enflasyonu herhalde patentini de alırlar. Fiyatlar %50, %60 artıyor. Enflasyon %12, %13 çıkıyor. Bir diğer icat ettikleri, diyorum ki kendisini TÜİK'e zannediyor diye, bir diğer icat ettikleri de işsiz sayısı arttıkça düşen işsizlik oranı. Bu da yine dünyada biri. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde işsiz sayısı arttıkça düşen işsizlik oranı göremezsin. Bunun da patentini almaları lazım. İşte TÜİK bu hale gelmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi hiçbir fonksiyonu kalmamış. Milletvekillerinin hiçbir fonksiyonu, hiçbir etkisi kalmamış. Her şey sadece külliyeden idare edilir hale gelmiş. Yasamada, yargıda, yürütmede hepsi tek bir merkezden idare.
idare edilir hale gelmiş. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın durumunu da çok fazla vakit kaybetmeyeceğim. Peki halkımızı çok yakından ilgilendiren ekonomi yönetimi ne durumda? Bununla ilgili de özel bir değerlendirme yapmamız lazım. Şimdi bu mevcut ekonomi yönetiminin 3 tane gideri var, 3 tane de geliri var. Bu gider payları nedir? Birincisi faiz ödemeleri, faiz. İkincisi imtiyazlara kaynak aktarılması. Üçüncüsü de itibardan tasarruf olmaz diye yapılan lüks harcamalar, israf ve şatafata harcanan milyarlar. 3 tane giderimiz var. Birincisi faiz, ikincisi imtiyazlara kaynak aktarılması, üçüncüsü de israf kalemi. Şimdi giderlerimizin birincisine bakalım, faiz. Şimdi hükümetin açıkladığı orta vadeli programa göre bu sene 179 milyar lira faiz ödeyecek diyor hükümet 2021 yılı içinde. 2022 yılında gelecek sene 240 milyar lira faiz ödeyeceğim diyor. 2023'te 291 milyar lira faiz ödeyeceğim diyor. 2024'te bir senede 320 milyar lira faiz ödeyeceğim. Bu sene 179 milyar lira faiz ödemesi, 2024'te 320 milyar lira faiz ödemesi. Allah'tan faizi hiç sevmeyen, faize çok karşı olan bir iktidar var, bir hükümet var. Bir de faizi sevseler de kim bilir ne olacak? Yani bu faizi sevmeyen halleri, dediğim gibi Allah faizi seven halleri göstermesin. 3 senede faiz ödemesini 2 misli neredeyse çıkartacak. Şimdi gelecek sene 240 milyar lira faiz ödemek ne demek biliyor musunuz? EYT'de talepleri olmuştu bundan yıllar evvel. Halen de aslında tabii devam ediyor, sorun çözülmedi. O EYT'lerin talepleriyle ilgili dönemli Sayın Bakanı çıktı, dedi ki ya kardeşim bunların talebini böyle çok masum bir talep gibi zannetmeyin. Biz bunu hesapladık, masa üzerinde yatırdık. Bu maliyet yıllık devlete 26 milyar lira maliyet getiriyor. Sizin haberiniz var mı dedi. Bu EYT'lerin taleplerinin karşılanması demek bir yılda devlet bütçesine 26 milyar lira maliyet getiriyor. Böyle bir maliyete katlanmamız mümkün değil dedi. Ya insan dedi bak gelecek sene ödeyeceğim faiz 240 milyar lira. 240 milyar lira. Yani milyonlarca. Gracias.
adresin. 20 lira benim adresim yarınca pazarlıksız bir şekilde sana veriyorum. Gel diyorlar, davet ediyorlar. Biz seninle pazarlık yaptık. 16 milyar, yani yaklaşık 2 milyar dolarlık bir işi sana verdi. Tamam, ben bu işi aldım. Yaptım. Hızlı tren inşa ettim. Peki ya müşteri gelmezse, ya insanlar trene binmezse, ya o önemli değil. Ben sana her sene şu kadar 101 müşteri garantisini devlet olarak veriyorum. Dolar bazında, dolar enflasyonuna endeksli olarak yolcu gelse de gelmese de ben sana bu ödemeyi yapacağım. Bitti mi? Hayır. Şimdi sen bu tren inşaatını yaparken kredi ihtiyacın olacak. 2 milyar dolarlık işe kredi almak için kolay mı tevkirat bulmak? Sen zorlama. Ben Ulaştırma Bakanlığı'nı sana kefil kılıyorum. Devlet Hava Meydanları işletmesini sana kefil ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Karayolları sana kefil olacak. Sen finansmanı, krediyi de bu şekilde alacaksın. Bitti mi bununla? Hayır. Sen şimdi bu işi yapıp bu milyarlarca doları kazanırken bir de vergi ödemekle falan uğraşma. Ben seni vergiden de muaf tutuyorum. Vergi de ödemeyeceksin. Ya zaman zaman diyorlar ki kardeşim burası Muz Cumhuriyeti diyorlar ama Allah sizi inandırsın, Muz Cumhuriyeti'nde bile böyle bir uygulama olmaz. Sadece 5 tane imtiyazlı holdinge bugüne kadar çıkardıkları vergi muafiyeti tam 128 kez vergi muafiyeti çıkarmış. Bunun mali değeri ne kadardır dediğiniz zaman, hayır bu devlet sırrıdır, ticari sırrıdır, açıklamayı istiyor ama en az 100 milyar lira olduğundan hiç şüpheniz yok. Bakınız, Çanakkale Köprüsü yapıldı. Çanakkale Köprüsü'nü yaptılar. Kişi başına, daha doğrusu araç başına geçiş ücretine kadar 15 euro. Bugün 11 lira oldu euro. Bir araç geçmesi 165 lira. Sosyal medyada yine güzel espriler yaptılar. Dediler ki bravo hükümete, 100 sene sonra yeniden Çanakkale'yi geçilmez yaptılar. Bu ücretler ödeyecek. Yani ne demek bu?
7'den 70'e kundaktaki bebekler 80 yaşındaki dedeye kadar bütün bir Ankara'nın bir sene içerisinde bu tren darından geçmesi lazım. Elbette ki bu olmadı. Ne kadar yolcu geçmiş? 740 bin yolcu geçmiş. 740 bin. Ne demek bunun manası? Manası çok açık. Geçmeyen 4 milyon 260 bin yolcunun parasını 83 milyon zamla, vergiyle, maaşından yapılan kesintiyle bu müteahhit firmaya ödedi derler. İşe ihtiyaçlara kaynak aktarımı derken, mevcut iktidarın en önemli gider kalemlerinden bir tanesi derken bunu kastediyor. 5 tane imtiyazlı holdinge döviz kuru farkından doğan ödemeler ne kadar tutmuş? 18 milyar dolar. 18 milyar dolar bugünkü kurla 170 milyar lira yapıyor. Bu 170 milyar lira ne yapabilirdi biliyor musun? Türkiye'deki bütün çiftçilerin hem Ziraat Bankası'na hem de Tarım Kredi Kooperatifine olan bütün borçları faiziyle beraber silinip sıfırlanabilir. 170 milyar lira. Bu 170 milyar lirayla yüz binlerce atanamayan öğretmenin ataması gerçekleştirilir, 12 senelik maaşları verilebilirdi. Bu verilen 170 milyar lirayla EYT'lilerin neredeyse 8 senelik talepleri, 8 senelik ihtiyaçları karşılanabilir. Peki nereye gitti bu 170 milyar lira? Sadece anlaşma döviz kuru üzerinden yapıldığı için ve bu arada da döviz kuru arttığı için o arada doğan fark için ödenen para 5 tane imtiyazlı olabilir. İşte Türkiye'nin gerçekleri bunlar. Matematik konuşuyoruz, devletin resmi rakamlarıyla konuşuyoruz. Üçüncü giderimiz neydi? Üçüncü giderimiz de israf. Neyi kastediyorum? Milyonluk makam araçları, milyonluk makam odaları, özel uçak odaları, her sene milyarlarca liralık protokol masrafları. Bakınız, önümüzdeki sene 2962 tane yeni araç alımı yapacak devlet, biliyor musun? 2962 tane daha yeni araç alacağım diyor. Bunlardan 1000 tanesi, 1100 tanesi ambulans. Hadi ambulansları bir kenara koyalım. Onları bir kenara koysanız bile 2000'e yakın daha yeni araç alır. Ya Almanya'nın 20 üniversitesi var, bizim 200 üniversitemiz var. Onların yaptığı işi bunlar beni yapamıyor. Almanya'nın resmi araç sayısının 10 misli, 15 misli resmi aracımız var. Onların yaptığı işi onlar gibi yapamıyoruz. Bu yetmiyor. Daha önümüzdeki sene 2962 tane daha yeni araç alacağım. Buraya kadar ne anlattım? Ekonomimizdeki 3 tane kara delik, 3 tane temel gider. Birincisi faiz ödemeleri, ikincisi imtiyazlara kaynak aktarımı, kıyak yapılması. Üçüncüsü de maalesef ki israf. Her sene milyarlarca dolarımız da israfa gidiyor. Peki gelirlerimiz ne? Üç tane gelirimiz var. Nedir o? Bir tanesi borçlanma, ikincisi devlet mallarını satıp yok etmek, üçüncüsü de yıllardan beri yaptığımız gibi vatandaşı limon gibi sıkıp suyunu çıkarmak. Merhum Erbakan hocamızın tabiriyle bütün taklitçi iktidarların yaptığı aynı şey. Milleti limon gibi sıkıp suyunu çıkar. Kısaca bunun rakamlarını da söyleyeyim, toparlayayım inşallah. Merkezi yönetimin borç artışı 2019'da 180 milyar lira. 2020'de 255 milyar lira. Borcun üzerine ilave olan borç. 2019'da 180 milyar lira ilave olmuş. 2020'de 255 milyar lira. Sadece devletin borcundan bahsediyorum. 2021'de eğer bu hızla giderse 300 milyar liradan fazla ilave borç verecek. Ya bu kadar borç aldım ama bunun yanında da millete refah seviyesini arttırmak için verdim dese bu da yok. Bunu da çok iyi biliyorsun. İkinci gelir kalemlerine devletin, milletin 50 senelik, 70 senelik, 80 senelik varlıklarını sattı. İktidara geldiklerinde 240 tane devlet kuruluşu teslim aldılar. 170 tanesini sattılar, ellerinde 70 tane kaldı. Varlık fonu diye bir yokluk fonu kurdular. Oraya altın yumurtlayan tavukları doldurdular. Onları ipotek ettirip onların üzerinden de borç aldılar. Yokluk fonunda bir şey kalmadı. Sata sata satacak kuruluş fabrika kalmadı. Şimdi en son çare ne yapıyorlar? Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Emlak Ofisi'ne dönmüş.
gayrimenkulleri ve arazileri satıyor. Bugüne kadar AK Parti iktidarı 4042 tane taşınmaz malını sattı devletin. Şimdi yeni açıkladıkları programa göre 45 milyon metrekarelik 2000'den fazla gayrimenkulü daha satacaklar ve onun parasını da imtiyazı olarak israfa ve faiz ödemelerine verecek. Efendim Türkiye'de her zaman devletin gayrimenkulleri satılıyor. Evet onun hesabı da var. Bak 1986'dan 2002 yılına kadar toplam devlet gayrimenkulü satışı 1622 tane. 86'dan 2002'ye kadar 1622 tane satılmış. Sen 2002'den 2021'e kadar 6000 küsur tane satıyoruz. Senden önceki dönemi tam 4 misli devletin gayrimenkullerini satıyoruz. Bunun yanında özelleştirme. 2002'den günümüze kadar 62 milyar dolarlık özelleştirme yapmış. Bu fabrikalar, sanayi tesisleri, şeker fabrikaları, araziler, arsalar, devlete ait ne varsa 62 milyar dolarlık özelleştirme yapmışlar. Ve yine diyorlar ki efendim özelleştirme her dönemde oldu Türkiye'de. Evet doğru ama onun hesabı da var. 86'dan 2002'ye kadar yapılan özelleştirme ne kadar? 8.2 milyar dolar. Peki sizin döneminizdeki özelleştirme ne kadar? Bunun neredeyse 8 misli 62 milyar dolar. Türkiye'ye yardım yok, Erbakan'ı ağrıyor. Türkiye'ye yardım yok, Erbakan'ı ağrıyor. Türkiye'ye yardım yok. Tabii üçüncü gelir kalemine, üçüncü gelir kalemi milletin sırtına yük yüklemek, milleti sıkıp limon gibi sönü çıkartmak. Neyi kastediyorum? Bakın son 1,5 senede akaryakıt ÖTV'si arttırıldı. İthal otomobillerin ÖTV'leri arttırıldı. Adeta deli dumrul masalı gibi. Bir otomobil alıyorsun, 3 otomobilde devlet alıyorsun. Onun arkasından elektrikli otomobillerin ÖTV'leri. Özel iletişim vergisi %7,5'tan %10'a çıkartıldı. Yüksek öğretim katkı payı arttırıldı. Elektriğe, doğalgaza 1,5 sene içerisinde defalarca, artık biz bile sayısını unuttuk, defalarca zam yapıldı. Trafik cezaları astronomik rakamlara çıkartıldı, arttırıldı. Köprü ve otoyol geçiş ücretleri yine son 1,5 sene içerisinde arttırıldı. Enflasyonda dünya 12.'si oldu, biliyor musunuz? Dünya 12.'si. Ve bu dünya 12.liğimiz de TÜİK'in enflasyonuna göre. Yani Tayyip Bey'i üzmeyecek İstatistikler Kurumu'nun açıklamış olduğu enflasyona göre bile dünya 12.liği. Eğer sen bir de gerçek enflasyonu hesaba katarsan zaten ilk onun içerisindeyiz. Mozambik'i, Zimbabwe'yi, Eritre'yi, Tanzanya'yı bile geride bırakacak, sonunda sıfır bırakacak bir enflasyon. Pandemide vatandaşına en az nakit desteği sağlayan 3 ülkeden bir tanesiyiz. Dereceye girdik, madalya aldık. Dünyada bu kadar az destek veren 2 ülke daha var. Bir tanesi Meksika, öbürü de Arnavutluk. Gayri safi milli hasılasının %1'i kadar vatandaşına nakit destek sağlamış. Gelişmiş ülkelerde bu oran %15, %16, %20'ye kadar çıkıyor. Bütün bu anlattıklarım neyi gösteriyor? Giderlerimiz faiz, imtiyazlara, holdinglere kaynak aktarılması ve israf. Gelirlerimiz de borcun üzerine yeni borç eklemek, habire borçlanmaya devam etmek, devletin varlıklarını, fabrikalarını, arazilerini satıp yok etmek, üçüncü gelir kalemimizde milleti limon gibi sıkıp suyunu çıkarmak. Bu tabloya baktığımız zaman 50 seneden beri milli görüş olarak söylediğimiz gibi tam tipik, karakteristik bir tatbikçi zihniyet ekonomi uygulamasını görüyoruz maalesef. Böyle bir zihniyetle bu anlayışla ekonomi idare edildiği bir iktidara, bir ülkede mazluma, ezilene, dar gelirliye, millete herhangi bir hayır gelebilmesi mümkün değil. Bizler bu durumu nasıl açıklıyoruz? Diyoruz ki ya böyle yapmayın, şu uygulamalarınızı milli görüşe, hatta ve adalet ölçüsüne uygun hale getirin. Siz bunu yapmaya devam ettikçe ihrama girmiş, kemal dermiş oluyorsunuz, imam hatip mezunu.
Süleyman Demirel'in uygulamasına aynı da onun için. Evet imam hatiplisiniz, evet mesulesiniz, evet namaz abdestlisiniz. Biz de bakan hocanın yanına yetiştik, 40 sene milli görüşün içinde kaldık diyorsunuz. Onun için kardeşlik vazifesi olarak uyarıyoruz, diyoruz ki bak ihrama girmiş Kemal Derviş olmaktan kurtulun. Gelin milli görüşün ekonomik modeli uygulayın, adil düzen uygulayın, siz de kurtulun, millet de kurtulsun. Evet, perşembenin gelişi çarşambadan belli. Yaptıkları yapacaklarının teminatı, 19 sene bu uygulamayı yapanların bu saatten sonra değişmesi, düzelmesi çok zor. Milletimiz de bunu gördüğü için artık desteğini tamamen Cumhur İttifakı'ndan, AK Parti'den çekmeye başladı. AK Parti'nin kalesi olarak görülen yerlerde dahi bizim yanımıza gelip hatta bizi kucaklayıp ya ne zaman kurtuluyoruz, ne zaman değişim olacak, ne zaman geleceksiniz, bizi bunlardan kurtarın diye esnafla karşılaşıyoruz. Bakınız bir esnafımız bize ne dedi biliyor musun? Dedi ki Allah sizi inandırsın, ben burada bundan 7-8 sene, 10 sene önce AK Parti'ye laf etti diye bir insanla kavga ettim. Şimdi dedi bir AK Parti temsilcisi gelse ben onu dükkanından içeriye dahi sokmam dedi. Bunu biz bizzat aynen yakın gördük ve yaşadık. Bu sadece yüzlerce, binlerce örnekten sadece bir tanesi. Ancak bu noktada çok önemli bir diğer konu karşımıza çıkıyor. Nedir o? Davulcudan kaçarken zurna çevirmeyelim. Yağmurdan kaçarken doluya tutunmayalım. Asıl mesele. Şimdi neyi kastediyorum? Şunu diyorum. Mevcut iktidarı değiştirip de yerine kimi getireceğiz? Asıl mesele bu. Bu televizyonlarda, gazetelerde her gün, her akşam cilalanan, parlatılan malum muhalefet partilerini mi getirecek? Elbette ki hayır. Bu parası ve havası çok olan muhalefet partilerinin de milletimize fayda sağlayabilmesi mümkün değildir. Neden mümkün değilmiş? Bakın birkaç maddeyi açıklayayım. Bu malum muhalefet partilerinin içerisinde 28 Şubat döneminde tanklara selam duranlar var da onun için mümkün değil. Bu malum muhalefet partilerinin içerisinde bin derber toplantılarının müdavimleri var da onun için bu ülkeye bu millete fayda sağlamalar mümkün değil. Aradan sıyrılmaya çalışanlar var. Bunları da bu millete verilecek.
Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi ve Sorumlu Devlet Bakanlığı, AK Parti'nin genel başkan yardımcılığı, ondan sonra birdenbire çıktılar dışarıya, dediler ki iyi olan her şey bizden, kötü olanlar da AK Parti'de kalanlardan. Öyle bir şey olur mu Allah aşkına? Onların hepsinin altında imzamız var. Dış politikada da, ekonomide de bugün geldiğimiz noktanın sorumlusu en az AK Parti iktidarı kadar sizlersiniz, sizler. Yine bu mevcut muhalefetin içerisinde laiklik ilkesinin din düşmanlığı olarak uygulama hevesi içerisinde olanlar var. Bu mevcut muhalefetin içerisinde 89-94 yılları arasında belediyeleri alıp büyük şehirlerimizi ve kentlerimizi çöl, çamur, çukur deryasına dönüştürenler var. O nedenle bunlardan millete ve ülkeye bir hayır gelmez diyor. Bu mevcut muhalefetin içerisinde millete ve ülkeye yapacağı hizmetten çok rövanş alma tutkusuyla yaratan düşer. Hesap sorma, intikam alma tutkusuyla yaratılmışanlar var. İşte o nedenle bunlardan ülkeye ve millete bir hayır gelmez diyorum. Bütün bunlar bir 5 sene, bir 10 sene daha kaybetmemize neden olur. Allah vermesin. Bizim ülke olarak, millet olarak bırakın 5 seneyi, 10 seneyi, artık 5 gün, 10 gün, 1 ay bile kaybetmeye tahammülümüz yok. O nedenle ne yapmamız lazım? Milletimizin yüzünü gülmesi için, paylaşımda adalet, yönetimde adaletin tesis edilmesi için, yaşanabilir Türkiye için, yeniden büyük Türkiye için, yeni bir dünya için milli görüş lazım, yeniden vefa lazım. Her zaman söylediğimiz gibi inşallah aziz milletimiz ferasetle davranacaklar. Her zaman ifade ettiğimiz üzere elinde kapı gibi iş bitirme belgesi olan, altın yaldızlı referansları olan, geçmişte ne zaman geldiyse bu milletin yüzünü güldürmüş olan milli görüşü yeniden refahı ilk seçimde iktidara borçla, zamla, vergiyle, millete yük yükleyerek değil, milli kaynak paketleriyle borçsuz, zamsız, vergisiz bir yılda 150 milyar dolar kaynak üretilecek inşallah. Bu kaynağı ne yapacaksın? İmtiyazlara, dış güçlere, partilere mi aktaracaksın? Hayır. Bu kaynaklar EYT'lilerimizin derdine derman olacak. Atanamayan öğretmenlerimizin derdine derman olacak. Çiftçimizin borçlarının faizlerini silecek. Vatandaşımızın bankalara olan borçlarının faizlerini silecek. Esnafın, komilerin borçlarının faizlerini silecek. Yine bu kaynakta iş diye, memura, tekniğe %70 daha şahitseniz ilk sene %50 bağışlanma yapacağız diyorduk ama şu son döviz kurlarındaki patlama, enflasyondaki patlama, işçi memur emeklerin duçar olduğu kayıplara baktığınız zaman ilk adımda daha bir %70 bağışlanma yapmazsanız mağduriyete gidenleriniz mümkün oluyor. İnşallah ahdimiz olsun. Gelir gelmez ilk işimiz bu olacak. Diğer vaadimizde yine bulunacak kaynaklarla 29 Ekim'de önümüzdeki hafta Merhum Erbakan hocamızın doğum yıl dönümünde yeni kitabımızın lansmanını yapacağız. Nedir o kitap? 81 ilimize yüzlerce
şekilde oynar. İnşallah kamerada kalacak. Bizim projelerimiz beton, çimento, AVM, rezidans projesi değil. Bizimkiler üretime, istihdama, ihracata yönelik projeler, kalkınmaya yönelik, sanayi ve teknolojiye yönelik projeler ve inşallah bu projelerin hayata geçirilmesiyle milyonlarca işsizimize, 1,5 milyon üniversite diplomalı işsizimize iş ve istihdam imkanını oluşturacağız Allah'ın izniyle. Bizim iktidarımızda bu ülkenin işsizlik ve fakirlik diye bir derdi kalmayacak. Her zaman ne diyoruz biz? Biz bu ülkede fakirlere yardım etmek için değil, biz bu ülkede fakirliği ortadan kaldırmak için geliyoruz. Bizim dönemimizde devletten birden fazla maaş alan bir tane dahi bürokrat kalmayacak. Milyonluk makam aracı ve makam odası saltanatına son verilecek. 10 milyon işsiz, 1,5 milyon üniversite diplomalı işsiz, halkın %45'i açlık sınırının altında, %85'i yoksulluk sınırının altında, 30 sene çalışıp emekli olan amcamız aldığı parayla pazardan çürük domates alıyor. Böyle bir tablonun karşısında makam aracıyla, makam uçağıyla, sarayla itibar olmaz. İtibar milletine basmayacak. İtibar vatandaşın alın gücüyle refah seviyesiyle olur. Eğitim sisteminin en müfredatı baştan aşağıya yenileyeceğiz, düzenleyeceğiz. Yeniden Büyük Türkiye'yi inşa edecek, kaliteli nesilleri yetiştirecek olan kaliteli eğitim sistemini hayata geçireceğiz. Üniversite kadrolarına eş, dost, iktidar torpiliyle gelmiş ne kadar hocamız varsa bunları imtihana tabi tutacağız. İmtihandan geçer not alanlar devam edecek. Geçer not kaliteli eğitim için öncelikle kaliteli eğitimci ve öğretmen kadrosu, kaliteli akademisyen kadrosu gerekir. Daha önce de söyledik, ilahiyat fakültelerinin ıslah edilmesi lazım. Ehli sünnet karşıtı, hadis düşmanı, sapkın düşünceye sahip ne kadar akademisyen varsa onlarla da yolumuzu gelir yerden ayıracağız. Tarihi misyonuna ve taşıdığı manaya uyumlu hale getirilecek Allah'ın izniyle. Bugünkü haliyle özlediğimiz nesilleri yetiştirmekten maalesef uzak duruma gelmiş durumdalar. Yine bizim iktidarımızda ifsad eden, ahlaki erozyona yol açan değil, değerlerimizle, tarihimizle, kültürümüzle uyumlu bir medyayı hakim kılacağız. Yeni nesillerimizi ifsad eden değil, imal eden bir medya yayını olacak inşallah. Son olarak söylemek istediğim, biz adı üstünde milli görüşüz. Bizim iktidarımızda bütün bakanlıklarımız %100 yerli ve milli olacak. Neyi kastediyorum? Yeniden Refah iktidarında Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü'nün tasallutundan kurtarılacak. Bilgisayar yeniden Refah iktidarında Tarım Bakanlığı Bill Gates Vakfı'nın tasallutundan kurtarılacak. Yeniden Refah iktidarında Milli Eğitim Bakanlığı Amerikan tasallutundan kurtarılacak. Gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı olacak.
görüşü hiçbir zaman aldatmadı, aldatmadı, milletimizin yüzünü kara çıkarmadı. Her zaman verdiği sözü tuttu. İnşallah yeni dönemde